Sultanul Berreyn. Yani iki karanın sultanı. Fatih Sultan Mehmet bu ünvanı benimseyerek Anadolu ve Rumeli'nin tek hakimi olmak için sonuna kadar savaşacağını herkese duyurmuştu. Fakat kendisini Osmanlı Devleti'ni yıkılmanın eşiğine getiren Büyük Timur'un mirasçısı olarak gören bir hükümdar, Fatih'in bu planını zora sokmaya kararlıydı. Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan, tıpkı Fatih gibi Anadolu topraklarını kendi devletinin bir parçası olarak görmek istiyordu. İki hükümdardan hangisinin amacına ulaşacağıysa 1473 yazında karşı karşıya gelecekleri Otlukbeli Savaşı'nda belli olacaktı. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken, Latif Koru, orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet artık iki kıtaya yayılan bir imparatorluğun hükümdarı olmuştu. Ancak bununla yetinmeyecek olan sultan, Roma'dan sonra kimsenin mutlak hakim olamadığı Akdeniz'de en büyük güç olmak istiyordu ve bu arzusunu ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmekte kararlıydı. Fatih, Rumeli ve Anadolu topraklarının fethedilmesine eşit derecede önem veriyordu. Bu iki karanın birleştiği yer olan İstanbul'sa kısa zaman içinde bir imparatorluk başkenti haline gelmişti. Osmanlı Sultanı, Bizans İmparatorluğunu topraklarına kattıktan sonra Balkanlarda ilerleyişini sürdürmüştü. Ayrıca Anadolu'da direnen son kaleleri birer birer almış ve devletin sınırlarını Fırat boylarına kadar genişletmişti. Sultan Mehmet'in yükselişi şimdi doğudan gelen yeni bir tehditle sınanacaktı.
Fatih için Anadolu'daki en büyük tehdit şüphesiz Akkoyunlulardı. Bu devlet Uzun Hasan'ın hükümdarlığında büyük bir güç haline gelmiş ve Anadolu'nun doğu bölgelerini hakimiyeti altına almıştı. Ancak Uzun Hasan bundan daha fazlasını istiyordu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği tarihte Akkoyunlular Devleti'nin başına geçen Uzun Hasan, kendini Timur'un mirasçısı olarak görüyordu. Bu yüzden Batılıların Büyük Türk olarak adlandırdığı Fatih'in gölgesinde kalmak onun kabulleneceği bir durum değildi. Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'i o kadar büyük bir rakip olarak görüyordu ki, İlber Ortaylı'nın da tespit ettiği gibi yüzyıllardır beklenen İstanbul'un fethi bile Akkoyunlu Sarayı'nda sevinç yaratmamıştı. Hatta resmi tarihlerinde bahse değer bir hadise olarak dahi yer almamıştı. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in de Uzun Hasan'a pek dostane yaklaştığı söylenemez. Tabii Fatih'in böylesine bir tavır almasının önemli bir sebebi vardı. 1402 yılında yaşanan Ankara Savaşı. Akkoyunluların Ankara'da Timur'a verdiği destek, muharebe alanındaki dengeyi Osmanlı aleyhinde bozan önemli etkenlerden biri olmuştu. Savaşın sonunda ise Yıldırım Bayezid esir düşmüş, Osmanlı Devleti yıkılmanın eşiğine gelmişti. Timur da aldığı desteğin karşılığında 1403 yılında Akkoyunlu Devleti'nin kurulmasına yardımcı olarak onları mükafatlandırmıştı. Bu yaşananlar Osmanlı Devleti için zamanı geldiğinde hesabı sorulacak, Akkoyunlular içinse onları Osmanlılara karşı her zaman tedbirli davranmaya yöneltecek bir tecrübe olmuştu. Böylesine sorunlu bir geçmişe sahip olan iki devletin arasındaki gerilim, sahneye Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan'ın çıkmasıyla daha da artacaktı. Özellikle Trabzon meselesi nedeniyle aralarındaki anlaşmazlıklar iyice su yüzüne çıkacaktı. Uzun Hasan, Trabzon'u bir liman kenti olarak devletine bağlamak istemiş. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethetmesi sonucu Akkoyunlu Sultanı'nın planı suya düşmüştü. O, yaşadığı bu kayıptan sonra artık hamlelerini daha açık ve saldırgan yapmaktan çekinmeyecekti. İlk amacıysa Osmanlı Devleti'ni yalnız bırakacak ittifaklar kurmaktı. Osmanlı Devleti'ne karşı bu ittifaka katılmak için bir an bile düşünmeyecek ilk devlet Karamanoğulları'ydı. Ancak Konya'da ittifak görüşmesi yapılabilecek istikrarlı bir yönetim yoktu. Tahttaki İbrahim Bey vefat etmiş, iki oğlu arasında iktidar mücadelesi başlamıştı. Beyliğin veliahtları Pir Ahmet ve İshak arasında taht mücadelesi patlak verdiğinde Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan bir kez daha karşı karşıya geleceklerdi. Pir Ahmet, Osmanlıların yardımları karşılığında bağlılık sözü verirken, İshak ise Osmanlılara karşı birlikte hareket etme sözü karşılığında Uzun Hasan'ın desteğini alacaktı. Thank you.
Pir Ahmet, Osmanlı ordusunun desteğiyle 1468 yılında kardeşini yenilgiye uğrattı. İshak Bey bu hezimetten sonra aynı yıl içinde ölecek, Pir Ahmet'in beyliği iyice perçinlenecekti. Ancak yeni Karaman Bey kazandığı bu zaferden sonra Fatih'e verdiği sözü tutmayıp Osmanlı himayesinden kurtulmak için yeni yollar aramaya başlamıştı. İhaneti öğrenen Sultan Mehmet, onun bu fevri hamlesine Karamanoğulları Beyliği'nin önemli kısmını ele geçirerek cevap verecekti. Osmanlı Sultanı böylece olası bir Karamanoğulları Uzun Hasan ittifakının önüne geçtiğini düşünüyordu. Aynı şekilde Uzun Hasan da Anadolu'daki dost arayışlarının başarısızlıkla sonuçlandığına neredeyse emindi. Ancak her şeyini kaybeden Pir Ahmet'in Akkoyunlu Sarayı'na sığınması, Anadolu'daki hesaplaşmanın henüz bitmediğinin habercisi olacaktı. Uzun Hasan, her ne kadar Pir Ahmet'e öfke dolu olsa da, Fatih Sultan Mehmet'e karşı elini güçlendirmek için bu öfkesini bastıracak ve ona yardım etmeyi kabul edecekti. Akkoyunlu hükümdarı istediği ittifakı dolaylı da olsa kurmayı başarmıştı ve artık harekete geçebilirdi. ...1472 yılında Akkoyunlu orduları iki ayrı kanattan Anadolu'nun içlerine girmeye çalışacaktı. Yaklaşık 30 bin kişilik bir kuvvet Tokat'a giderek tüm şehri yağmaladı. Hatta şehrin etrafındaki küçük kasabaları dahi yakıp yıktı. Amasya Sancakbeyi Şehzade Bayezid'in bölgeye ulaşmasıyla bu güç geri çekilecekti. Tokat'ın yağmalanmasından sonra İstanbul'a bir kötü haber daha gelmişti. Pir Ahmet, Akkoyunlu desteğiyle kaybettiği toprakları yeniden ele geçirmişti. Uzun Hasan, yaptığı hamlelerin karşılığını Anadolu'daki hakimiyetini artırarak yavaş yavaş almaya başlamıştı. Uzun Hasan'ın Pir Ahmet üzerinden sürdürdüğü savaş Anadolu'da ciddi bir problem haline gelmişti. Fatih Akkoyunların üzerine yürümek istiyordu. Fakat kışın gelmesinden dolayı büyük sefer bahara bırakılmıştı. Her iki tarafta bütün kışı nihai karşılaşmanın hazırlıklarını yaparak geçirecekti. Uzun Hasan er ya da geç Fatih'le bizzat çarpışması gerektiğinin farkındaydı ve dört bir tarafa elçiler göndererek yaklaşan büyük savaşta elini güçlendirmeye çalışıyordu. En büyük beklentisi ise 9 yıldır Osmanlı İmparatorluğu'yla savaş halinde olan Venediklilerin vereceği destekti. Uzun Hasan top tüfek gibi gelişmiş silahları edinmek için Venedik'ten yardım istedi. Akkoyunlu ordusunda ateşli silahlar yok denecek kadar azdı ve Osmanlılara bu şekilde karşı koymaları oldukça zordu. Osmanlı Yeniçerileri ise bu gördüğünüz tüfeği kullanmada oldukça deneyim kazanmışlardı. Ağızdan doldurulan ve fitil yardımıyla ateşlenen bu silah
yaklaşık 30 saniyede bir atış yapabiliyordu. Aynı sürede ortalama 5 ok atışı yapılabildiği düşünülünce bu çok uzun bir süre. Fakat atış sırasında çıkardığı korkutucu ses ve silahı kullanan askerin okçulara göre çok daha hızlı yetiştirebildiği hesaba katılınca Uzun Hasan'ın bu silahı temin etmek için neden bu kadar ısrarlı olduğu anlaşılıyor. Uzun Hasan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kurmaya çalıştığı ittifak büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Pir Ahmet'in kuvvetleri Anadolu'da Osmanlılara karşı direnememişti. Venedik'in kendisine yolladığı silahlar da Osmanlıların aldığı tedbirler sonucunda eline ulaşamamıştı. Kış mevsimi Akkoyunlu Sultan'ın beklediği gibi geçmemişti. Artık savaştan kaçınmaya çalışıyor, fakat gözüne kestirdiği topraklardan da vazgeçmek istemiyordu. Çareyi Fatih'le uzlaşmakta gören hükümdar, ona Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi karşılığında barış antlaşması yapabileceğini bildiren bir mektup göndermiş ve böylece son kozunu oynamıştı. Fatih'in Uzun Hasan'ın mektubuna verdiği cevap oldukça sert olacaktı. Onu baharda savaşa davet eden Fatih, mektubun en sonunda "Hazırlıklarını yap, haber verilmedi deme" diyerek hiçbir şartta uzlaşmayacağını net bir şekilde bildiriyordu. ...1473 baharı geldiğinde Fatih Sultan Mehmet sefer için artık hazırdı. İmparatorluğun dört bir yanından harekete geçecek olan Osmanlı orduları Akkoyunlularla yüzleşmek için doğu sınırına ilerleyecekti. Sultan, büyük dedesi Yıldırım Bayezid'le aynı kaderi paylaşmak istemiyordu. Bu yüzden imparatorluğun tüm gücünü sahaya sürecekti. Fatih, Yeniçeri ve Kapıkulu askerleriyle birlikte İstanbul'dan hareket edip Bursa'ya varmıştı. Rumeli Beylerbeyi Murat Paşa ve kuvvetleri de Çanakkale'ye aşarak onlara burada katılmıştı. Anadolu askerleri sefere iki kol halinde katılacaktı. Şehzade Mustafa Batı Anadolu'dan, Şehzade Bayezid ise kuzeyden toplanan askerlerle birlikte harekete geçmişlerdi. Böylelikle Osmanlı askerlerinin toplam sayısı 80 bine yaklaşmıştı. Osmanlı ordusu 40 günlük yolculuğun sonunda Erzincan'a ulaşmıştı. Ordu Fırat Nehri'ni takip ederek doğuya doğru ilerlerken nehrin karşı kıyısında da büyük bir hareketlilik vardı. Uzun Hasan, Fatih'in nehri geçeceği yeri doğru tahmin etmiş ve tam karşısında yerini almıştı. İki orduyu artık yalnızca Fırat'ın serin suları ayırıyordu. Uzun Hasan, karşı kıyıdaki kalabalığı gördüğünde şaşkınlığını gizleyememişti. Eğer Fatih Sultan Mehmet ordusunu Fırat Nehri'nden geçirmeyi başarırsa, Akkoyunluların bölgede tutunması
imkansızdı. Bu yüzden vakit kaybetmeden oğlu Uğurlu Mehmet'i emrindeki askerlerle birlikte Osmanlıların nehri geçmesini engellemek üzere görevlendirdi. Fatih Sultan Mehmet de bu hamleye cevap verebilmek için genç yaşına rağmen çok güvendiği Rumeli Beylerbeyi Murat Paşa'ya nehrin geçişini tutmasını emretti. Murat Paşa İstanbul'un fethinde esir alınmış bir Bizans prensiydi. Müslümanlığa ihtida ettikten sonra Osmanlı Devleti'nin önemli mevkilerinde görev alan Murat Paşa, Otlukbeli'ne mahiyetindeki Rumeli askerleriyle birlikte gelmişti. Ve burada sultana ve imparatorluğa duyduğu sadakati ispatlamak istiyordu. Hamlelerini yapan iki hükümdar da artık pür dikkat savaş alanını izliyorlardı. İkisi de öne sürdükleri nispeten bu küçük birliklerin Anadolu'nun kaderini tayin edeceğinin farkındaydı. Murat Paşa'nın Fırat'ı geçmesi Osmanlılar adına ilk aşamada istenilen hedefe ulaşma yolunda önemli bir adım olsa da Uğurlu Mehmet'in çoktan yerini alması Fatih Sultan Mehmet için işlerin yolunda gitmeyeceğinin habercisiydi. İki ordu arasındaki ilk muharebeye Akkoyunlular oldukça avantajlı bir konumda başladılar. Murat Paşa ve Rumeli sipahileri Fırat Nehri'ni küçük gruplar halinde geçebildiği için bir türlü savaş nizamı alamıyorlardı. Akkoyunlularsa aksine cephe gerisinden sürekli yardım alabiliyor ve çok daha kalabalık bir kuvvetle hareket edebiliyorlardı. Şoka atlatıp ilk teması kurmayı başaran Osmanlı askerleriyle Akkoyunlular arasında kanlı bir mücadele başlamıştı. Uğurlu Mehmet, avantajlı konumda olmasına rağmen Osmanlı öncü kuvvetleri karşısında hiç de beklemediği ölçüde büyük kayıplar veriyordu. Mehmet Bey, çarpışmanın seyrini değiştirmek için emrindeki süvarilere geri çekilme emri vererek Murat Paşa'yı tuzağına düşürmeyi bekleyecekti. Sahte geri çekilme manevrası Osmanlı süvarilerinin iyi bildiği bir savaş taktiğiydi. Ancak Murat Paşa geriden gelecek olan birliklere yol açmak için acele etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden Akkoyunları takip ederek risk aldı. Ancak bu risk hayatına mal olacaktı. Mücadelenin gidişatını ulaşan bilgiler aracılığıyla takip eden Fatih, veziri Mahmut Paşa'dan duyduğu haber karşısında öfkesine hakim olamamıştı. Osmanlı Öncü Birliği, Akkoyunluları takip ettiği sırada baskına uğramış ve binlerce asker ya ölmüş ya da esir alınmıştı. Murat Paşa da Fırat'ı geçip geri dönmeye çalıştığı sırada boğularak can vermişti.
Sultan Murat Paşa'nın başına gelenleri öğrendiğinde büyük bir üzüntü duymuştu. Ayrıca yaşananlar yüzünden ordunun tamamında moral bozukluğu ve şüphe hakimdi. Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan'ın doğru hamleleri sonucunda Fırat Nehri'nin bu noktasından geçemeyeceğini acı bir tecrübeyle anlamıştı. Osmanlı ordusu yenilgiyi kabul ederek geri çekilmeye hazırlanırken, Akkoyunlu tarafında elde edilen zaferin coşkusu hakimdi. Uzun Hasan, güçlü Osmanlı ordusunu meydan savaşına girmeden çekilmeye zorlamıştı ve önemli bir zafer kazanmıştı. Savaştan sonra bir araya geldiği oğulları ve ileri gelen Akkoyunlu beyleri fırsat yakalamışken Osmanlıları takip etme konusunda hemfikirlerdi. Osmanlı öncü birliklerini durdurmayı başaran Uğurlu Mehmet, bir an önce harekete geçilirse Osmanlıları bozguna uğratabileceklerinden hiç şüphe duymuyordu. Fatih'ten daha güçlü bir hükümdar olduğuna inanan Uzun Hasan, ordusu savaşmak isterken onları durdurmayı nefsine yediremiyordu. O halde Osmanlıları takip etmek için bu kez tüm ordusunu seferber etmeli ve her şeyi göze almalıydı. Askerlerinin morali her ne kadar bozulmuş olsa da Fatih Sultan Mehmet savaşın böyle bitmesine izin vermeyecekti. Hatta Uzun Hasan'ı bulup doğu sınırındaki tehlikeyi bertaraf etmek konusundaki kararlılığı İstanbul'dan yola çıktığı güne nazaran daha da artmıştı. Sultan bu sefer İlk karşılaşmada düştüğü tuzağın ardından benzer bir durumla yeniden karşılaşmamak için kuzeye doğru ilerleyerek Fırat Nehri'ni daha rahat geçeceği ve Uzun Hasan'ı yakalayacağı bir rota üzerinden ilerlemeye başladı. Ancak 6 gün boyunca süren bu yürüyüş 11 Ağustos 1473 sabahında Otlukbeli tepelerinde Akkoyunluların görülmesiyle bitecekti. Uzun Hasan bir kez daha stratejik açıdan avantajlı şekilde konuşlanmış ve savaş öncesinde büyük üstünlük sağlamıştı. Akkoyunlular Osmanlı ordusunu bir süre takip etmiş, Otlukbeli tepelerine yerleştiklerinde ise taarruz kararı vermişlerdi. Fakat bu sefer aralarında Fırat Nehri yoktu ve dolayısıyla 80 bin kişilik dev bir orduyu direkt karşılarına almışlardı. Yani Uzun Hasan'ın işi bu kez çok daha zordu. Akkoyunluların üzerlerine hücum etmeye hazır halini gören Fatih, kurmaylarının geri çekilme yönündeki tavsiyelerine aldırış etmeden, ordusunu bir an önce savaş düzenine sokmak için komutanlarına emirler yağdırıyordu. Sultan Mehmet, Akkoyunlularla arasındaki mücadeleyi her nasıl olursa olsun Otlukbeli'nde artık nihayete erdirecekti.
Otlukbeli mevkiinde karşı karşıya gelen iki ordu da oldukça benzer bir dizilime sahipti. Sağ ve sol kanatlarda hükümdarların oğulları birbirleriyle çarpışmaya hazırlanıyorlardı. Solda Şehzade Mustafa, karşısında Zeynel Mirza vardı. Şehzade Bayezid ise sağ kanattaydı ve önceki muharebenin kazananı Uğurlu Mehmet tarafından karşılanacaktı. Fatih merkezde Yeniçeri ve Kapıkulu süvarilerinin başında savaşı yönetecekti. Uzun Hasan ise Akkoyunlu merkezinde savaş alanına hakim bir noktada yerini almıştı. Otlukbeli Savaşı, iki ordunun birbirlerine doğru hücuma geçmesiyle başlamıştı. Akkoyunlu ordusunun mızraklı birlikleri, Osmanlı öncülerini aşıp, gerideki safları hazırlıksız yakalamayı hedefliyordu. Akkoyunlu ordusundaki mızraklı piyadeler süvarilere karşı hafif mızraklar kullanırlardı. Öncelikli hedef süvariyi atından düşürmek olduğu için bu mızrakların tasarımında keskinlik neredeyse hiç önemsenmemiş. İsterseniz bunu bir örnekle görelim. Gördüğünüz gibi hedefe saplanmadan onu düşürmeyi başarabildi. Osmanlı birlikleri piyadelerin mızrak darbelerinden kaçmaya çalışırken Akkoyunlu süvarileri de onların etrafını sarmak için hamle yapmıştı. Bu sırada Osmanlı merkezinde ise hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Fatih'in planı, Akkoyunlu ordusunu kilometrelerce öteden getirdiği toplarla vurmak ve düşman saflarında panik yaratmaktı. Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'nda kullandığı havan topları oluşturduğu fayda bakımından savaş tarihine damga vuracak nitelikteydi. Bu kısa toplar 45 derecelik açıyla ateşlendiğinde elindeki bu humbaraları maksimum mesafeye ulaştırabiliyordu. Bu sayede de dağınık bir alana yaylım ateşi yapılabiliyordu. İçinde barut ve güherçile olan bu humbaralarsa düştükleri alanda büyük tesir yaratabiliyorlardı. Şimdi aynı etkiyi sağlayacak bir düzenekle Osmanlıların Otlukbeli Savaşı'ndaki avantajını birlikte görelim. Uzun dönem Barut İmparatorluğu olacak Osmanlı İmparatorluğu, Otlukbeli Savaşı'nda bu ünvanlarının hakkını vermişlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle başlayan yaylım atışı, Akkoyunlu ordusunun üzerine kabus gibi çökmüştü. Uzun Hasan, aylar önce ordusunu bu silahlarla donatmak ve aynı yıkımı Osmanlı ordusuna yaşatmak için uğraşmış, fakat başarılı olamamıştı. Şimdi ise şanını duyduğu bu silahın ne kadar etkili olduğunu, elinden bir şey gelmeden izlemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Akkoyunlu piyadeleri artık yalnızca süvarilerden değil, alışık olmadıkları ateşli silahlardan da korunmaya çalışıyorlardı. Savaş alanında istediği şok etkisini oluşturmayı başaran Fatih Sultan Mehmet için sayısal üstünlüğünü kullanmanın tam zamanıydı.
Bu avantajı savaş alanına uygulayacak kişilerse kanatlara yerleştirdiği ve çok güvendiği iki oğlu olacaktı. Fatih Sultan Mehmet, şehzadelerinin hücumunun ardından bu sefer de merkezdeki kuvvetlerini top atışlarının eşliğinde ileriye sürdü. Osmanlı Sultanı ordusunu yeniden toparlamış ve yavaş yavaş Akkoyunlu hükümdarının bulunduğu bölgeye hücuma geçmek için hamlelerini yapmaya başlamıştı. Uzun Hasan ise savaşın başındaki avantajından bir hayli uzaktı ve artık göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı bölgeye çok daha yakındı. Osmanlı sol kanadı, oğlu Zeynel Mirza'yı kendi bulunduğu noktaya doğru itmeyi başarmıştı. Azap askerleri ve sipahiler Zeynel Mirza'ya giderek yaklaşıyor ve onu ele geçirmek için bir boşluk arıyorlardı. Akkoyunlu sağ kanadı neredeyse çökmek üzereydi. Uzun Hasan'ın gönderdiği takviye kuvvetler de Osmanlıları durdurmaya yetmemişti. Azap askerlerinin karşısında korumasız kalan Zeynel Mirza daha fazla direnemeyecekti. Zeynel Mirza'nın ölümü, saatlerdir birbiriyle çarpışan iki ordu içinde savaşın kader anıydı. Osmanlı azapları ok ve yay dışında çeşitli yakın dövüş silahları kullanırlardı. Bunlardan en önemlileri olan balta ve gürzün özelliklerini karşılaştıralım. Baltanın avantajı daha hızlı savrulabilmesi ve kesiciliği. Gürz ise özellikle bir zırhı parçalamak istediğinizde kullanmak isteyeceğiniz bir silah. Ateşli silahların icadından önce böylesine parçalayıcı bir silah bulamazdınız. Fatih Sultan Mehmet sonunda Akkoyunlu ordusunun dengesini bozmayı başarmıştı. Uzun Hasan ise oğlunun ölümüne hiç istemeyeceği kadar yakından tanık olmuştu. Akkoyunlu Sultanı eğer bu şoku atlatıp üzerine doğru gelen Şehzade Mustafa ve birliklerine karşı önlem alamazsa sıra kendisine gelecekti. Akkoyunlu sağ kanadının çökmesi artık tüm saldırının Uzun Hasan'ın bulunduğu merkeze yönelmesi anlamına geliyordu. Merkezdeki Yeniçeriler kademe kademe ilerleyerek kanatlardaki boşlukları doldurmuşlardı. Şehzade Bayezid'in olduğu kanatta iki ordu birbirini oyalıyordu. Osmanlıların sol kanadı ise artık merkeze yönelebilir ve geriden gelen Yeniçerilerle birleşerek Akkoyunluların kalbine hücum edebilirlerdi. Zaferin kazanılması artık an meselesiydi. Uzun Hasan, savaşı kaybettiğinin farkındaydı. Etrafının tamamen çevrilmesinden korkan Uzun Hasan, bir an önce savaş alanını terk edecekti. Fakat Osmanlıların onu takip etmemesi için son bir hamle yapacaktı.
Uzun Hasan kendisine çok benzeyen bir akkoyunlu askerine kıyafetlerini giydirerek Osmanlıları kandırmayı planladı. O asker Uzun Hasan yerine esir alındığında kendisi beraberindekilerle çoktan kayıplara karışmış olacaktı. Uzun Hasan'ın kaçtığını gören akkoyunlu askerleri artık sultanları uğruna değil, kendi hayatlarını kurtarmak için savaşmaya başlamışlardı. Osmanlı ordusu ise tüm cephe hattında savaşı nihayete erdirmek için Akkoyunlu hükümdarının bulunduğu bölgeye doğru son hamlelerini yapıyordu. Osmanlılar merkeze ulaştığında Uzun Hasan cepheden ayrılmıştı bile. Askerler Uzun Hasan'ın arkada bıraktığı sancağını ve Akkoyunlu hükümdarı sandıkları dublörünü ele geçirmişlerdi. Bu sırada Şehzade Bayezid ve Uğurlu Mehmet'in bulunduğu kanatta savaş hala devam etmekteydi. Ve muhtemelen Uğurlu Mehmet'in direnişini kırmak için Uzun Hasan'ın sancağı hızlıca Bayezid'e ulaştırıldı. Şehzade Bayezid'in elinde yükselen Akkoyunlu sancağı, savaşın artık sona erdiğini bildiriyordu. Saatlerdir Osmanlı ordusuna karşı direnen Uğurlu Mehmet'in gördüğü manzaradan sonra çekilmekten başka çaresi kalmamıştı. Osmanlılar için oldukça sıkıntılı başlayan savaşta, kararlı tutumunu sürdüren Fatih Sultan Mehmet, zafere ulaşmayı başarmıştı. Osmanlılar, esir alınan askerin Uzun Hasan olmadığını kısa bir süre sonra anlamışlardı. Fakat Fatih, Uzun Hasan'ı takip etme niyetinde değildi. Onun savaşı artık bitmişti. Fatih, huzuruna getirilen Akkoyunlu sancağı ve hazinesine baktığında, Anadolu'da onu engelleyebilecek bir gücün artık kalmadığını görüyordu. Otlukbeli Savaşı, Osmanlılar için yeni bir doğu siyasetinin kapılarını aralayacaktı. Akkoyunlularsa çok zaman geçmeden tarih sahnesinden silinecekti. Fatih Sultan Mehmet, ülkesinin bir fetret devri daha yaşamasının önüne geçmeyi başarmıştı. Ancak Fırat Nehri'nin doğusu Osmanlı İmparatorluğu için her zaman yeni tehditlerin doğacağı bir bölge olmaya devam edecekti.